2023 referandumundan sonra kim iktidarda olacak? Valla sol gelecek gibi gözüküyor. Yani vatandaşa sorduğun zaman biraz aciz. İşte elektrikler, sular, bu faturalardan dolayı memnun değil gibi gözüküyor ya. Peki Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Valla liderlerden biri olmalı bence ya. Lider olmalı yani. Liderse, bir siyaset yapıyorsa lider olmalı yani. Kim daha iyi siyaset yapıyor? Valla şu anda Kılıçdaroğlu daha iyi siyaset yapıyor. Yani tam siyaset yapıyor yani. Öyle söylüyorum. Peki son zamanlarda yayınladığı videolarda buna hazırlık olabilir mi? İşte çıkışlar ondan, o yüzden diyorum. Ben dedim ya sola oy vermem diyor ama ya şu anda en iyi siyaset o yapıyor yani. Peki ekonomik koşullar etkili olabilir mi iktidara gelmesinde? Valla bizim insanlar olabilir ya. Yani bizim insanlar biraz vaatleri sever biliyor musun? Biraz da mağduru sever. İşte diyor bana vermediniz. İşte ben böyle olsaydım böyle yapacaktım. İşte öbürüne de diyor yeter diyor yani. 20 senedir bu adam diyor böyle böyle yapıyor diyor. Yani olacak gibime geliyor ya. Peki ekonomik koşullar ne zaman düzelir sizce? Valla güven olursa biter işte. Milletin güveni yok. Zaten bu şeye de nasıl söyleyeyim? Yani milletin güvensizliğinden geldi. Yani birileri çok iyi yönetiyoruz dedi. Birileri dedi ki işte bunlar iyi gitmiyor dedi. İşte şunlar eksikleriniz vardı. Şöyle olsa daha iyi olurdu dedi. Öyle olunca insanlar diyor ki bak diyor gitmiyormuş demek ki diyor. Biz diyor yanlış yoldaymışız diyor. Yani güven ortam olması lazım. Ya insanların birbirine güvenmesi lazım. Siyasetçi halka, halk siyasetçiye, yani yöneticilere güvenilmesi lazım insanların ki bir yatırım yapsın, iş yapsınlar. Bak ben mobilyacıydım, kapattım. Burada pinekliyorum işte, kuş seyrediyorum, çocukları seyrediyorum. Atölyem vardı, tam da çalışacak zamandaydım. Vergileri falan zor ödedim, onları işte yapılandırdım. İşte bitirdim. Şu an saatten sonra da işte bir emekli maaşından dolaşıyorum yani. Yaşım daha 50 küsür. Ama beni yetiştiren adam 75-80 yaşına kadar atölyesini yönetti. Ama ben ondan yetiştim. Ben de esnaflık yaptım ama biz dayanamadık yani, biz bu şartlarda götüremedik yani. Emekli maaşı yetiyor mu? Ya yetmiyor tabii, yeter mi yani, öyle bir şey yok ama başka da yapacak bir şey yok işte yani. Belli yaştan sonra başka çalıştırmıyor, sen atölyeye çalıştıramıyorsun. Mağdurum da mağdurum diyor ya, onun gibi bir şeyiz ya. Yani mağdur olmadan geldik daha doğrusu, işimiz olsa gelir miyiz? Atölyemizi kapatır mıyız? Benim atölyede 6-7 kişi çalışıyorduk, benden beraber 8-9 kişi vardı. Ama işte vergiyi, kirayı, bilmem neyi, cebe para koymadan dükkan sahibi kapının önüne giriyordu. Mehmet usta hayırlı işler. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hayırdır, buradan geçiyordum diyor. Adam kirasını almaya geldi ama cepte bomboş. Peki şu anda pazarın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Valla ben gidemiyorum yani, sinirden gidemiyorum. Hanım gidiyor, bir iki parça bir şey alıp geliyor ya bize yetecek kadar. Ben gidemiyorum çünkü 10 liradan 15 liradan aşağıda bir şey göremiyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim yani, Allah yardımcı olsun milletin yani, gidişat hiç iyiye benzemiyor, iyiye gitmiyor yani. Millet İttifakı 2023 yılında iktidara gelebilir mi? Eğer aynı zihniyetle devam ederlerse geleceğini düşünmüyorum. Gelemez diye diyorum yani. Sizce kim iktidarda olmalı? Vallahi devletini, milletini kim düşünüyorsa, vatanının bölünmesini kim istemiyorsa o gelsin. Gelmez. Tayyip Erdoğan iktidarına devam eder mi? Bellisizdir. Her an için Abdullah Gül gelebilir. O kadar. Peki bu ekonomik koşullar sizce düzelecek mi? Vallahi yıkılmadan düzelmez. Nasıl bir yıkılma olabilir bu? Yani işte ekonomi sıfıra düşecek, ondan sonra düzenlenecek. Ne kadar sürede toplanır sizce? Bir iktidar gelecek 4-5 yıllık, ondan sonra 5 yıldan sonra düzenlenir. Yani iktidarın değişmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Valla bu şartlarda kim gelirse daha perişan olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı daha perişan olur.